Size yıldızınızı anlatır mısınız? 60 Ay. yıllık dostluğu. Evet. Yani ben daha lisede öğrenciyken sömestr tatillerinde bir iki arkadaş biz beraber trenle Ankara'ya giderdik. Sırf tiyatro, opera seyredelim. İstanbul'da yoktu o zaman. O devlet tiyatrosunun en parlak zamanı. Orada ilk bir oyunda çöl faresi bir oyuncu kadın gördüm ve Birinci perdenin sonunda bir telefonsa iş bulamıyor, yoksul bir kadın. Annesine, iş buldum diyor işte, onu anlatıyor telefonda. Ağlıyor, gülüyor. Üç dakikalık bir sahne. Allak bullak oldu sadece ben değil, perde kapandı. Daha birinci perdenin sonunda seyirci yerinden kalkmadı, beş dakika sürekli alkışladı. Dedim tiyatronun gücü. Yani nasıl bir şey bu? Ben bu zamana kadar bir sürü oyun seyretmişim, bir sürü oyuncu seyretmişim. Böyle birini seyretmem. İşte orada o Yıldız Kenter tutkusu benim içime oturdu. Kalbinize ve... girdi o zaman. Evet. Tiyatro evet. tutkusu da mı kalbinize girdi evet, o zaman? Evet, evet. Yani aslında tabii ben tiyatrocu olmayı istiyordum ama böyle bir oyuncu dedim ki işte benim ulaşacağım nokta bu olmalı. Bu Doruk noktası budur Ondan sonra onu çok değişik yerlerde izledim önce. Bizim amatör tiyatrolarımızın, genç oyuncuların bir... ...edebiyat maddesine, Erdek Festivali'ne geldi. Ve ilk defa olarak Nazım Hikmet'ten orada bir şiir okudu. Bu 1957 dönemi, daha Nazım'ın adı anılamaz, konuşulamaz. Yasak. Tamamen yasak. Hiçbir kitabı yok, hiçbir dizesi yayınlanmıyor. O kadın orada çıktı, mavi gözlü devi, patır kültür herkesin içinde okudu. Biz de hayran kaldık. Sonra bana Muhsin Bey'den bir teklif geldi. İşte Kenterler İstanbul'a geliyorlar. Çöl faresini oynayacağız. Benim o hayran olduğum oyun. Sen de oynayacaksın dediler. Ben artık ne, söyleyeceğimi bilemedim. Babam da izin vermiyor tiyatrocu olmama. Ha, öyle mi? Evet. O engel oluyor. <laughs> Diyor ki başka bir şey olsan diyor. Ben de peki ikinci tercihin nedir dedi. Psikoloji dedim. Psikoloji okuyorum. Ama bir yandan da amatör devam ediyorum. O hayran olduğum Yıldız Kenter'in karşısında ilk defa 1959 yılında tam 60 yıl önce Sahneye çıktım, titri, titriyorum böyle ama müthiş bir kadro var, Müşfik Kenter var, Lale Oraloğlu Sadra Alışık, Cahit Irgat, Kamuran Yüce, böyle tam star Şükran Güngör tabii. Onların arasında 22 yaşında tıfıl bir delikanlı olarak çıktım. Ama e, Yıldız Hanım'ın yanında 3 yıl devamlı çalıştım. Aşağı yukarı 10 oyun birlikte çalıştık. Ben konservatuvar okumadım. Tabii babam izin vermediği için okumadım. Ee, Alaylısınız. Alaylıyım. Orada Yıldız Kenter'le çalışmak benim için bir konservatuvar eğitimi oldu. Tabii. Çünkü ben sadece onunla oynamak dışında provalarda, oyun sırasında rolüm olmadığı zaman hiç odama gidip dinlenmezdim. Yani aralıktan ne yapıyor? Bu akşam ne yapıyor? O benim ustam, o benim idolüm. Ne yapıyor, nasıl oynuyor, rolünü nasıl geliştiriyor provalarda, bir rolü nasıl çalışıyor, nasıl yaratıyor, onu adım adım gözümü kırpmadan izledim. Ve her zamanda siz benim ustamsınız dedim. S Son işi artık kaybedene kadar. Yani. Ee... E Cenazesinde de çok çok duygusal bir konuşma yaptınız, çok dokunan bir konuşma yaptınız. Evet. Çok güzel yani, bir çağrıda bulundunuz insanlara. Evet, çünkü hep onu söylüyorum. Ben artık o Kraliçeliyderden sonra, en son seyrettiğimiz Kraliçeliyderden sonra bir daha sahneye çıkmadı. Evde hep içinde sahneye çıkma duygusu vardı. Ne zaman gittiysem beraber bir şey yapalım gencü diyor bana yapalım. Nasıl yapalım? İşte mesela dedim ben eski oynadığınız oyunlardan bazı parçalar ben de bazı beraber bazı sahneleri beraber oynayalım. Sonra ben siz dinlenirsiniz. Ben küçük bir şey oynarım. Sohbet edelim seyirciyle. Böyle biz planlar kuruyoruz. Hemen yarın gel provaya başlayalım. Ayakta duracak hali yok. Nefes alamıyor. Ayak kalktığı vakit başı dönüyor. Ama o yüreğindeki o aşk, o tiyatro aşkı hiç sönmedi. Son güne kadar evde oturup o eski rollerini tekrarlar, İngilizce oynar. Terat Halman'la beraber mesela Ben Anadolu oyununu İngiltere'de ve Amerika'da da oynadılar İngilizce olarak oynadı. Hiç onları unutmadı. Sonuna kadar hep bir daha sahneye çıkacağım. Böyle ee, bir tutkumu budur. Efendim? Böyle bir tutkumu bu tiyatro? E i̇şte böyle bir şey. Böyle bir tutku. Böyle Siz bir de şey. böyle bir tutkuyla. Gerçekten. Her gün yani inanılmaz bir enerjiyle oynuyorsunuz evet, evet. ve o gün yaptığınız çağrı son derece önemli de değerli bir çağrı. Çünkü işte diyorum laf buraya geldiği zaman. Evet. Bizim tiyatronun hali ne olacak? Ne olacak? En büyük derdi oydu. Kentert tiyatrosu Kenter ile ilgili. Çünkü onu. İki kardeş ve eşi Şükran Güngör yoktan var ettiler. Çok büyük mücadelelerle hiçbir 68 yerden. yılında kurulmuş evet, anlamlı bir evet. zamanda. Ve e, yani büyük fedakarlıklarla ve yıllarca onun borcunu ödemek için uğraştılar, çalıştılar, uğraştılar, çalıştılar. Sonradan Yıldız Hanım çekildikten sonra Müşfik Bey de rahmetli oldu, Şükran Bey rahmetli oldu. Ee, devam edemedi o tiyatro. Yani o eski parlak yılları böyle bir uzakta kaldı. Siz ona bir ışık verdiniz ama. Ee, i̇şte ben elimden geldiği kadar onu yapmak istiyorum ama yalnız benden olmaz bu. Olmaz. Şimdi bir kere Yıldız Hanım'ın yetiştirdiği büyük starlar var. Muazzam öğrencileri var. Her biri ayrı başına bir star televizyonda, tiyatroda. Niye gelmiyorlar? Onlara da çağrı yapıyorum. Gelin bu tiyatroda oyun oynayın. Başka yerlerde gidip Zorlu'da oynuyorlar, Unikol'da oynuyorlar, orada burada Das Das'da oynuyorlar. Hayır gelin burası sizin yuvanız. Burada oynayın. O tiyatro her gece değişik oyunların oynandığı, Yıldız Hanım'a yaraşır, onun adına yaraşır bir canlı bir bir şey olsun yani. Bir de muhteşem bir tiyatro. Evet. Yani gerçek bir kent tiyatrosu. Gerçek Her şeyiyle, tiyatro. kültürüyle, dekoruyla, evet. sahnesiyle, kadife perdeleriyle, seyirci sı ile tabii. Öbür tiyatroların çoğu oradan bozma, buradan bozma, evet. apartman katından bozma, uyduruk şeyler yani ya da bir yerini bilmem. Burası tiyatro olarak yapıldı. Çok güzel bir salondur ve içinde bunları insanlar bilmezler tabii üst katta bir depo var. Orada Kenter Tiyatrosu'nun 60 yıldır oynadığı oyunların aksesuarları var, kostümleri var, Yıldız Hanım'ın giydiği elbiseler var. Bir müze tiyatro da yapılabilir. İşte evet. evet. Yani o tiyatro hem müze hem tiyatro. Yaşayan bir müze olmalı. Orada oynanmış oyunlardan görüntüler gösterilmeli antraklarda. İnsanlar gelip Avrupa'da var böyle tiyatrolar. Orası yaşayan bir müze tiyatro olmalı ve Yıldız Kenter'in ve ailesinin ve kent oyuncularının ismi unutulmamalı, Mirası yaşamalı. yaşamalı.